Man BTR 3'e geçiyoruz efendim. Kayınvalide Beyhan Hanım. Ha gene mi ben? Kayınvalidelilere gelin Yeşim hakkında bakın hangi konuda dert yanmış izleyelim. Ne söyledim diye. Gelinlerden bana bahsetme. Susun. Daha şurada kaç senelik evli. Ben bunu artık taşıyı yoruldum bacılar. Büyo gitti. Kaç tane ev değiştirdi? 4 senede 5 tane ev değiştirdi. Oradan oraya taşıyın, oradan oraya taşıyın. O eşyalar mahvoluyor. Tamam da sebebi ne? He canı sıkılıyor. Canı sıkıldıkça. Ben de inat ettim, neydi, ettim. Bu sefer ev benim yakınımdan gittim, oğlumla bir oldum. Evi tuttum. Oğluma da dedim ki, karına de ki dedim, aranız bozulmasın. Bu evi ben tuttum de dedim. Şimdi hemen yakınımda oturuyorlar. Bir şey söyleyeceğim size. Gelinin 5 tane ev gezdi diyor. Allah aşkına nereleri gezdi de bak böyle şimdi, konuşuyorsun? İlk evi Beylikdüzü'ydü, orada villa tuttu. İkinci evi Çengelköy'deydi. Hep de kaliteli yerlerde yani. Üçüncü evi Üsküdar'daydı. Dördüncü evi Maltepe'deydi. En güzel orada yerler. Ya şu anda Kartal'da oturuyor. Hep güzel muhitlerdi. Hep güzel. Kapıcısı olacak, çöpçüsü olacak, bakkalcısı olacak, şunu olacak, bunu olacak. Kız buna para dayanmaz ha Beyhan Kız amca. Hazıra daha dayanmaz. Onun bir yığın parası. Oğlun... Ki oğlun nasıl yetişebiliyor? Yetişmese ne olursun çocuk? Hemen bir surat asıyor, bir kuş tutuyor. Oradan sonra bir ay iki ay konuşmuyor. Bir daha geriden ana aralarını... Yetişemediği yerde sen mi varsın? Ya, ne yapıyorsun? Ya ne öğreteceğim? Şok. 5 ev. Hayır, ne için değiştirdiğinizi de biliyor yani. Neymiş? Hani hepsini bana mal ediyor ya. Keyfinden. Biz Beylikdüzü'nde niye oturduk? Eşim Yenibosna'da ofis açtığı için. Biz oradan tekrar Üsküdar'a niye geçtik? Orada güzellik merkezi açtık ve butik açtık. Mecburen oraya geçtik. Evet. Tamam. Sonra oradaki evde sıkıntı olduğu için Çengelköy'e geçtik. Maltepe'ye niye geçtik? Çengelköy de ne güzeldir ha. Maltepe'ye niye evet acaba? Maltepe'de güzel. O evi beğenmedik. Ha evet. Şimdi benim dediğime gelmedi mi? Ay bir tek Çengelköy'dekinde... Sen de bir ev al kardeşim çocuklara. Azıcık az gelsinler de paralarını bir şeyler alsın. Fırsat verse biriktireceğiz. Fırsat vermiyor. Hayır, yani şimdi beni konuşturma yani. Uşadasının uşuralara buralara gideceğin mi? Her oğlum, bir yerdesiniz. Hayır, oğlum yetiş, şuna borcu acil yatırmam lazım. Oğlum yetiş, şuraya borç ettim, onu ödemem o lazım. O ne benim borcumu ödeyecek, sen mi ödüyorsun? Sonuçta demek ki ne? Para yetiştiremiyor. Tabii canım, sana yetiştirdim de bana yetiştiremiyor. Oğlum, benim mutfak, ben yeni evlendim ya, ev güzel ya, şey ya. Oğlum, benim mutfağı bir yenilesek mi? Mutfak yaptırtıyoruz. Oğlum sen kaşındın ama ben artık söylemek zorundayım. Yani beni hani şey para harcayan konumuna düşürüyorsun ya. Oğlum benim yatak odasını artık yenilemenin vakti geldi. Yatak odası takımı alınıyor. Yenilemeyecek miydi? Ben 30 senede yatak odam olmadı. Hani sen diyordun geçen gün bana boya badana yaptırmadım 11 senede. Evet. Evet apartmanı. Şimdi konuşturma beni. Binanın dışı. Apartmanı mı var? Yaptırdık. Söyle. Yok apartman yok. Yüzün kızardı. Ben evimin için... Yüzü kızardı vallahi. Hayır, ya. O böyle dökü ben bir şey demiyorum ama. Ay Beyhan ablan da apartmanı var. Ben ay abla var Beyhan abla. Sonra bize gelince de bunlar para harcıyor, geziyorlar kirada. Ben evimin içini 10 senedir badana yapmıyorum. Ya sen apartman var mı? Boş ver onu söyle. Ne kirli çıkmış var ya. Bilmiyorum. Apartman var. Bilmiyorum. Yorum yok mu? Bilmiyorum. Tamam demek ki. Ufak apartman var. Ufak. Vallahi helal. Sen mi aldın? Yaptık. Kaç daire var? Ve bunların evi yok mu? Var bunlar. Gel bizde yaşayın diyorlar orada. Ne var yaşa ne güzel kız. Her gün yemeğe çıkarsın onlara. Ya bana tahammül edemiyor ya. Hani ben çok geziyorum tozuyorum ya. Bir arada nasıl yapacağız? Aman gitsin her evde yaşarsa yaşasın. Benden uzak olsun. Bir dakika. Bir dakika. O 5 dairede kimler oturuyor say. Kayınlarım biz. Elçiler oturuyor. Elçilere verdin sen. Dükkanlarımız da boş ha. Dairelere, elçilere verdin. Tabii. Benim bak şöyle bir şey. Arsa benim eşimin... Ha, üstüne yaptın. Biz eşimin bir de 3 numaralı kaynımla ikisinin arsa. Ama ben de dedim ki gelin ben onların en büyüğüyüm ya. Kira alıyor musun? Yok canım.
Hep beraber yapalım, hepimizin birer dairesi olsun. Ama evimiz çok büyük. Aa ne güzel. Aa, evimiz çok büyük. Evet. Ev çok büyük. Ben onların en büyükleri olduğum için dedim ki yer var. Gelin yapalım. Sen kaçıncı katı aldın, en büyükleri sensin? Üçüncü. Orta kat ısınır her yok, yerden. Yok dairelerimiz aynı, hepsi 140. Kaloriferleri de yakmıyorsundur alttan. Aynen, üstten ısın. İşi biliyor valla. Hadi hadi. Vallahi işi biliyor. E sen şimdi torunu aldın, Amasya'ya gideceğim diyorsun. Daireyi Yeşim'e mi bırakacaktın? Ben ölünce onlarım. Ay tövbe tövbe be, Allah gecinden versin. Öyle deme. Benim dairemi şu an 155 metrekare, iki tane daire oluyor. Bir anlamadığım bir şey var Demet Hanımcığım. Evet Filiz. Yani şimdi aklıma bir soru takıldı da. Şimdi ben kayınlarımı alacağıma, o evime arsa senin ya. Ben evlatlarımı alırım ya yanıma. Ya onların olsun daireler. Kız yavrum bacım. Beraber. Bak şimdi bak, bir şey söyleyeyim. Benim kayınpederim vefat edince ben onların anası oldum. Hmm. Eşim babası oldu. Evlat gibi tamam görüyorsun. He, dedim ki çalışın. Biz 20 yıl ben 4 eltimden ayrılmadım. Oo. Kese bir, para bir. Aa, evet, bir de şu anda. 20 yıl. Aa, 2007'de biz ayrıldık dairelerimizden. Ama paramıza. Bak helal olsun, tutmuş parayı maşallah. Maşallah. Evet evet maşallah. Bak, bu gerçek. Da seni örnek bak, alıyoruz. Aha gelinim, işte. Bu gerçek yani, şaka değil. Evet, biz evet, kağıt, evet. Bak burada oturuyorduk evet, 20 sene. O tutmadı bence kayınpederim. Kayınpederim. Kayınpederim hiç kimsenin ne borç alır, ne bir para şey olur tutar. Bir saniye, o 11 sene niye boyanmadı? Kadının titizliğinden, evet, evet. Kadının temizliğinden. Boyacıyı da bunlar getirdi, Allah razı olsun. Temiz evim, yazar. Ama sana helal olsun, bak orada çok enteresan bir hikaye var. Vallahi de 11 yıl oldu, billahi de. Eltileriyle 20 evet, sene evet. Şey aynıymış, kasa aynıymış. Bunu herkes kabul etmez. Bunu hele şu zamanda. Asla. Asla. Kimse kabul etmez, kusura bakmayın. Çok yemin ederim şey. Ki biz var ya bak. Kasanın anahtarı bravo. Falan sendeydi herhalde tabii. Küçük sormama kaynımla gerek yok. Ben. Küçük kaynınla sen. Evet. Aa, Adem diye bir kaynım var, onun ismini de geçireyim. Adem diye bir kaynım. O dışarı işlerine bakardı, ben içeri işlerine bakardım. Hmm. İç işleri senden soruluyordu yani. Ondan sonra kayınvalidem de yazın köyden gelince 3 ay mı kalıyor, 4 ay mı kalıyor? Kasa kayınvalidemde. Kayınvalidem gidince Adem'le ikimiz devralıyoruz. Kayınvalide yaşıyor mu? Yaşıyor. İnşallah. Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömürler versin. Amin. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, yaşıyor. E şimdi bu Yeşim'in bu 5 ev ne olacak? Ha? Hep müsriflik, ay 5 eve geç, 5 ev. Hayır, biz tam böyle evle alakalı bir şey söylüyoruz, yeni bir gündem çıkarıyor. Ben ehliyet alacağım, araba istiyorum. İşte ben mutfağımı yaptıracağım. Biz tam diyoruz ki ev mi alsak falan, arabalarla bir şeyler yapsak falan. Hemen bir şey çıkartıyor, diyor ki yok yok benim daha mutfak dolapları yaptırılacak. Yok bilmem ne yaptırılacak. Yani hiç hep bir şey çıkıyor sürekli. Benim mutfak dolabım da var, araba alacak param da var. Ha. Oradan sonra benim her şeyim var. İşte ben sizi bir tava getirdim, bir yatak odası takım aldım, onun da borcunu ödettim, işte o kadar. Oo, oh. Bu kadar. Sonra da niye ev almıyorlar? Bu kadar. Emine, şimdi fiyatını da söyleyeceğim bana. Ondan ev almıyorsa ben sana onu ya giderken ne vereyim. Oluyor? Bunları damlaya damlaya 4 yılın bunları hepsini topladığını sana düşün. Beyan Hanımcığım. Yani borçları da biriktir toparla. Yo, o kasayı aç. Gelininle oğluna ev size al. Size ne benim kasamdan Emi? Vallahi. Size ne benim ya kasamdan? Senin bir tane oğlun siz yok mu? Siz mi biriktirdiniz? Senin bir tane oğlun yok mu? Ne, kızım ne oğlun? Hayır, bir tane oğlum var, ne güzel, al onlara. Yani rahat benim rahat otursunlar evlerinde. Yok, ben ev istemiyorum. Diyorum ki bize borç getirme, bize bir karışma. Biz kendi kendimize alırız. Evet. Karışma bir bize diyoruz. Yok. Koya şey, koya karışmayayım da at koştur. Bir şey sorabilir miyim? Beyhan teyze nasıl borç yapıyorsun? Yeşim sürekli diyor ya borç getiriyor, borç getiriyor. Ben çok o merak ediyorum. Huyum, sen ne alıyorsun ki? Onu, ya, kabul ediyor artık. Senden ne alırım, ondan alırım, ondan. Seni kandırırım 2 dakika sonra. Verme bana. Peki hanımlar, Beyhan ablanın daha anlatacakları bitmez. Tabii bu apartmanda günün şokuydu bende. Gelinim mutfaktan.